Metropolitan Sanat Müzesi'nin ikinci katında Giotto'nun en üretken öğrencilerinden biri olan Gaddi isimli İtalyan bir ressama ait küçük bir panel resmini inceliyoruz. Bu yumurta tempera tekniğiyle yapılmış bir resim. Büyük ustalara ait resimlerin çoğunun tuval üzerine yağlı boya olduğunu düşünürüz. Güney Avrupa'da ise orta çağ dayanan yumurta ile boyama tekniği kullanılırdı. Yağlı boya daha çok kuzeyde kullanılan bir gelenekti. Peki neden yumurta sarısı? Sanatçılar için resimlerini renklendirmek için kullandıkları pudra halindeki mineraller olan pigmentlerin boyandığı yüzeyi tutması çok önemliydi. Çünkü eserleri kalıcı olsun istiyorlardı. Bunun için de pigmentler ahşap bir panel üzerine uygulandıktan sonra dayanıklı olmalıydılar. Gerçekten de dayanıklı ve kalıcı olmuşlar. Bunlar neredeyse 500 yaşında. Bu resimler resim loncalarında yapılmış. Loncalarda acemiler bir usta ile birlikte 7 yıl boyunca çalışırlar ve sadece nasıl resim yapılacağını değil, resimlerinin bozulmadan kalabilmesi için neler yapabileceklerini de öğrenirlermiş. Ürettikleri eserin kalıcı olması onlar için gerçekten çok önemliymiş. Karşımızda Aziz Julian'a e ait bir resim var. Resim kavak kerestesi üzerine yapılmış. Bu yumuşak bir kerestedir ve zaman içerisinde eğrilebilir. Yüzeyin orta kısma doğru bel verdiğini görmek mümkün. Bunun 19. yüzyıldaki restorasyonundan önce meydana geldiğini düşünüyorum. Bu resimlerin çoğu plan yalanıp sert ve esnemeye izin vermeyecek bir kıza oturtulurmuş. Ormanların tahrip edilmesinin günümüze ait bir sorun olduğunu düşünsek de İtalya'nın sert kereste ormanlarının Rönesans döneminde belki de bugünden daha çok tahrip edildiğini düşünüyoruz. Bu dönemdeki çoğu resim kavak kerestesi üzerine yapılmış. Elde edebilecekleri en iyi malzemenin bu olmadığını biliyorlardı ama başka seçenekleri de yoktu. Tabii tek değişim bu değil. Azizlerin genellikle içinde resmedildikleri gotik kemerin sanatın geldiği bu noktada artık kullanılmadığını görüyoruz. Tepe noktasının kesildiğini görebiliyor musunuz? Dünyanın çeşitli yerlerindeki müzelerde bulabileceğiniz resimler büyük altar eserlerin sadece küçük birer kısmı. Bunun çok panelli bir poliptin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. İklimlendirmenin olmadığı bir zamandan bahsettiğimizi de vurgulamalıyım. Bu resimle nerede karşılaşabilirdik? Tabii ki Metropolitan'da değil. İtalya'nın kuzeyinde çok iyi ısıtılmayan ve çok iyi soğutulmayan, havası mevsime göre çok nemli ya da çok kuru olabilen bir kilisede. Bu şartlar herhangi bir sanat eseri için çok ama çok zordur. Ahşap esneyip çektiği için üzerindeki boya dökülebilir. Çünkü boyanın esnemek gibi bir becerisi yoktur. Panel resimlerinde kullanılan boyanın çatlamasının sebebi de zaten budur. Ahşap aynı zamanda emici bir özelliğe de sahip olduğu için doğrudan ahşap üzerine boyama yapılmazdı. O zamanki sanatçı ve zanaatkarlar ahşabın üzerine tavşan derisinden elde ettikleri bir tutkalı uygularlarmış. Bu tutkal ahşabın emici özelliğini alıyormuş. Tavşan derisi tutkalı üzerine bir katta tutkallı alçı tabanı uygulanırmış. Resmin tabanına tutkallı alçı tabanı uygulanması tavşan derisi tutkalı jips ve kalsiyum sülfat karışımı ile yapılırmış. Zaten emici olan bu malzemenin üzerine yumurta temperası ve resmin altın kullanılan kısımlarına doğru rengi vermek için alt katmana bir tür özel kili uygulanırmış. Bu kilin rengi kırmızıdır ve yine tavşan derisi tutkalı ile karıştırılarak kullanılır. Resmin hemen hemen tüm katmanlarında tavşan derisi tutkalı kullanılması sayesinde resimler bu kadar dayanıklı olmuşlar. Biraz resim hakkında konuşalım mı? tempera çok küçük bir fırça ile uygulanır. Çok ince fırça darbeleri. Yumurta temperası çok kısa sürede kurur ve ıslak malzeme üzerine ıslak malzeme ile çalışmak da çok zordur. Burada bir çizgi tekniği olarak kullanılmış çünkü çok ince minik çizgiler görüyoruz. Yüz bölgesinde neredeyse kurşun kalemle çizilmiş diyebileceğim incelikli çizgiler var. Bunun bir fırçayla yapılmış olmasının ne kadar zor bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yüz çok iyi durumda çok iyi korunmuş. Ama Aziz Julia'nın üzerindeki kırmızı kıyafet biraz canlılığını yitirmiş gibi. Fazla düz görünmüyor mu? Bu resimlerin yüzlerce yıl boyunca kiliselerde durduğunu, konservatörler tarafından değil de normal insanlar tarafından temizlendiğini unutmamak lazım. Resimlerin üzerinde biriken kir ve tozu idrar ve kül su ile temizlerlermiş. Bunlar tahmin edebileceğiniz gibi son derece aşındırıcı maddeler. Bu sebeple resmin en üst katmanındaki fırça darbeleri ne yazık ki yüzlerce yıl önce silinmiş. Aslında eserin sadece %50'lik bir kısmında boya kullanıldığı için teknik olarak buna resim demek doğru mu emin değilim. Resmin yarıya yakınında altın kullanılmış. Altın soylu metallerden biridir ve matlaşmaz. Bu resme lüks, dini amaçlı ve pahalı bir hava katarken resmin aynı zamanda zamansız ve bozulmayacağı mesajını da veriyor. Çok çok ince yapraklar haline gelene kadar dövülen altın yüzeye uygulanıp cilalanırmış. Üzeri yumuşak bir cisimle silinerek altının doğal olarak sahip olduğu parlaklığın bir kısmı alınırmış. Burada kullanılan tekniğe su ile varaklama tekniği diyoruz. Kap nemlendiriliyor ve altın yaprağının yapışması için sadece bu kullanılıyor. Altın uygulandıktan sonra bu küçük çentikleri yapan küçük metal aletler kullanılırmış. Bu arada bu resimleri gören insanların metropolitanda değil bir kilisede dizleri üzerinde mum ışığında gördüklerini de unutmamalıyız. Işık bu girinti ve çıkıntılar üzerinde oyunlar oynadıkça resmin asıl güzelliği ortaya çıkıyor. Evet, ortamın neresi olduğunu, müziği aydınlatmayı ve kokuları unutmak çok kolay. Su varaklaması resme sağlam bir hava verir. Altın yapraklarının kalınlığı her ne kadar çok ince de olsa bu zanaatkarlar o kadar iyiymiş ki resim bir altın gibi ışıldıyor. Bu bir ilizyon eseri ve bu esere verilen emeği korumak için oldukça pahalı malzemeler kullanılmış. Rönesans'ın ilk dönemlerinde bu sahnenin nerede geçtiğine dair bir paradoks vardı. Altın cenneti misim geliyordu. Figürün ilizyonlu bir şekilde boyandığını da unutmayalım. Neredeyse canlanacak gibi bir havası var. Onun da konuşabileceğim hissine kapılıyorum. Bu sanatçı Giotto'nun öğrencisiymiş. Giotto resimlerinde hacmi, kütlesi ve gölgesi olan neredeyse bizim yanımızdaymış gibi bir his uyandıran figürler kullanması ve bu teknikleri geliştirmesiyle tanınır. Bir ayağımız altın yüzünden orta çağda ama diğerinin tamamen yere bastığını söyleyebiliriz. Başka bir deyişle dünyada cenneti yaşıyoruz ve bu o döneme ait resimler için önemli bir motiftir.